24. sayfa sıra sizde. 4 çocuk anne ve babadan oluşan bir aile düz bir sırada A kaç farklı şekilde sıralanır denmiş. Şimdi 4 çocuk, 2 de anne baba 6 kişiler. Bunlar 6 faktöriyel değişik şekilde sıralanırlar. Bu 720'ye eşittir. B şıkkı çocuklar yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde Şimdi dört tane çocuk var. Çocuk bir, çocuk iki, çocuk 3 çocuk 4 Anne ve baba var. Şimdi çocuklar bir grup halinde olacak arkadaşlar yan yana. Çocukları bir kişi, anne ve baba toplam üç kişi oldular. Dolayısıyla bu üç faktöriyel. Sonra dört çocuk da kendi arasında dört faktöriyel şekilde sıralanırlar. Sorunun cevabı budur. Yani üç faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. C şıkkı. Anne ve baba yan yana olmak üzere. Şimdi bu sefer şöyle yapacağız. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4, anne, baba. Anne ve babayı bir kişi gibi kabul edeceğiz. 4 çocuk var. Bir de anne baba 5 kişi oluyorlar. 5 faktöriyel. Anne ile baba da kendi aralarında yer değiştirir. 2 faktöriyel. Sorunun çözümü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Ç şıkkı bütün çocuklar yan yana olmamak üzere kaç farklı şekilde sıralanır denmiş. Şimdi bunlar 6 faktöriyel değişik şekilde sıralanıyorlardı. Ee, şu kadarında çocuklar yan yana geliyordu. O zaman 6 faktöriyelden bunu çıkarmamız lazım. İsterseniz bunun sayısal değerini bulalım. 6 faktöriyel 720 yapar. 3 faktöriyel ile 4 faktöriyelin çarpımı ise 3 faktöriyel 6'ya 4 faktöriyel 24'e eşittir. 6 ile 24'ün çarpımı 144 yapar. 720'den de 144'ü çıkardığımızda 576 buluruz. Evet D şıkkı en büyük ve en küçük çocuk yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde denmiş? Şimdi çocuk 1 ile çocuk 4 yan yana olsun. Bunlar 2 kişi. Sonra çocuk 2 var, çocuk 3 var, anne var, baba var. Şimdi çocuk 1 ile çocuk 4 bir kişi kabul edeceğiz. Geriye 4 kişi var. Bir de bunlar 5 kişi yapıyor arkadaşlar. 5 faktörü. Çocuk 1 ile çocuk 4 de kendi aralarında 2 faktöriyel değişik şekilde sıralanırlar. Bakın bununla şu C şıkkı aynıdır. Çünkü orada da anne ve baba yan yana olmak şartıyla dendiği için. E şıkkı çocuklar bir arada da anne ve baba bir arada olmak üzere. Şimdi dört çocuğun dördünü bir çocuk gibi düşüneceğiz. Bakın bunlar bir çocuk gibi. Anne ve babayı da bir kişi gibi düşüneceğiz. Toplam iki kişi oldu. Şimdi çocuklar dört kişiydi. Bunlar kendi aralarında dört faktöriyel. Anne ve baba da kendi aralarında iki faktöriyel değişik şekilde sıralanır. Bu sorunun çözümü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Anne ile baba arasında ikinci çocuk olmak üzere kaç farklı denmiş? Şöyle yapalım. Anne, çocuk 2, baba. Bu üçü bir grup olacak. Evet geriye çocuk 1, çocuk 3, çocuk 4 kaldı. Bakın bunlar bir grup. 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel şeklinde sıralanırlar. Sonra anne ile de baba kendi arasında yer değiştirebilir. Çarpı 2 faktöriyel. G. Anne ile baba arasında tüm çocuklar olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi anne bir tarafta olacak, baba diğer tarafta olacak. Çocuklar da arada olacak. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4. Şimdi burada ortadaki çocuklar arkadaşlar 4 faktöriyel değişik şekilde sıralanabilir. Anne ile de baba kendi arasında yer değiştirir. Bu da 2 faktöriyel olur. Sorumuzun cevabı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. 25. Sayfa alıştırmalar. 1. N pozitif tam sayı ve N'in birli permütasyonuyla N'in ikili permütasyonunun toplamı 16 ise N değerini bulunuz denmiş. Bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. N'in reeli permütasyonu N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldi. Şimdi bir de şunları hatırlayalım. N faktöriyeli biz n eksi 1 faktöriyel çarpı n diye yazabiliriz. Bir de n faktöriyeli n eksi 2 faktöriyel çarpı n eksi 1 çarpı n diye yazabiliriz. Bunları burada kullanacağız şimdi. Evet n'in birli permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. n'in ikili permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Devam edelim. Şimdi şurada n faktöriyel yerine n eksi 1 faktöriyel çarpı n yazdım. Aşağısı n eksi 1 faktöriyel. n faktöriyel yerine bu sefer n eksi 2 faktöriyel çarpı n eksi 1 çarpı n yazdım. Bölü n eksi 2 faktöriyel. Şimdi bakın şunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. Evet. n artı n eksi 1 çarpı n kaldı. Bu 16'ya eşitmiş arkadaşlar. 16'yı şuraya yazalım. Şimdi şuradaki n'i dağıtalım. 16 eşittir n artı n kare eksi n. Bakın buradaki n ile bu eksi n de gider. n kare 16 çıkar. Buradan n de artı 4 olarak bulunur. Cevabımız 4'tür ifadelerin başındaki yay ayrıca ifadeler doğruysa D yanlışsa Y yazınız denmiş. A şıkkı 6'nın üçlü permütasyonu 120. Hemen şu altta yapalım arkadaşlar. 6'nın üçlü permütasyonu. Demin formülü yazmıştım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3 faktöriyel. Evet. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olur. Şimdi 6 faktöriyeli biz 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 diye yazarız. Burası da 3 faktöriyel. Bakın bunlar sadeleşir. 4, 5 ve 6'nın çarpımı da 120 olarak bulunur. Bakın bu doğruymuş. B şıkkına bakalım şimdi. E, 2x artı 1 ve 2x. Şimdi arkadaşlar şöyle. B şıkkını yapıyorum. 2x artı 1, 2x. Evet yukarıya 2x artı 1 faktöriyel yazarız. Aşağıya da arkadaşlar 2x artı 1 eksi 2x yazmamız lazım şu şekilde eşittir. Şimdi yukarısı 2x artı 1 faktöriyel oldu. Aşağısı da bakın 2x'ler gitti. 1 faktöriyel oldu. Ve 1 faktöriyel 1 olduğu için bu işlemin sonucu 2x artı 1 faktöriyel eşittir. Bakın bu da doğru çıktı. Evet. C şıkkını yapalım. 1'in birli permütasyonu. Evet. 1 faktöriyel bölü 1 eksi 1 faktöriyel. 1 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. Şimdi bir faktöriyel, bir e, 0 faktöriyel de bir e eşitti. 1 bölü 1 bu işlemin sonucu bir çıkar. Bu yanlış olmuş. Sıfır değil bir olacaktı. Evet. Ç'yi şey yapalım arkadaşlar. 7'nin ikili permütasyonu 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 ve 5 faktöriyel olur. Şimdi 7 faktöriyeli biz şöyle yazalım. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 diye. Burası da 5 faktöriyel. Bunlar sadeleşir. 6 kere 7 42 çıkar. Bakın bu da yanlış çıktı. A ve B doğru. C ve C yanlış. Buna göre n'in değerini bulunur denmiş. devam edelim şöyle. 2 çarpı n'in dörtlüsü n faktöriyel bölü n eksi 4 faktöriyel eşittir n artı 1'in ikilisi n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1'den 2'yi çıkaracağız. Şimdi n artı 1 eksi 2 faktöriyel çarpı n eksi 1'in ikilisi n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1'den 2'yi çıkaracağız. n eksi 1 eksi 2 faktöriyel. Devam edelim. 2 çarpı n faktöriyeli n eksi 4 cinsinden yazalım. n eksi 4 faktöriyel çarpı n eksi 3 n eksi 2, n eksi 1 ve n bölü n eksi 4 faktöriyel eşittir. Şimdi burası şöyle oldu: n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel oldu çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel oldu. Bakın, şunlar birbirini götürür. Şunlar da birbirini götürür. Şimdi sol tarafta 2 çarpı n eksi 3, n eksi 2, n eksi 1 ve n kaldı. Sağ tarafta ise n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel. n artı 1 faktöriyeli n eksi 3 cinsinden yazalım. n eksi 3 faktöriyel çarpı n eksi 2 faktöriyel n eksi 2 çarpı n eksi 1 çarpı n çarpı n artı 1 olur. Bölü n eksi 3 faktöriye. Şimdi şunlar da birbirini götürür. Şimdi buradaki n eksi 2 ile buradaki n eksi 2, buradaki n eksi 1 ile buradaki n eksi 1, buradaki n ile de buradaki n karşılıklı sadeleşir. Şimdi sol tarafta 2 kaldı. n eksi 3 kaldı. Sağ tarafta ise sadece n artı 1 kaldı. Şimdi 2'yi dağıtalım. 2n eksi 6 eşittir n artı 1. Şimdi bu n'i sol tarafa eksi 6'yı da sağ tarafa geçirelim. 2n eksi n eşittir 6 artı 1. n eşittir 7 olarak bulunur. 4. 4 kız ve 3 erkek öğrencinin bir sıraya a kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulalım. Şimdi 4 kız üç erkek toplam 7 kişi yapar. Bu 7 faktöriyel olur. B şıkkı. Kızlar bir arada olmak üzere. Şimdi dört tane kız var. Kız bir, kız iki, kız 3, kız 4. Bunlar bir arada olacaklar. Üç tane de erkek var. Erkek bir, erkek iki, erkek 3. Şimdi kızların hepsini bir kız gibi düşüneceğiz. Bir. 3 de erkek var. 4. Bunlar 4 faktöriyel değişik şekilde sıralanır. Bir de kızlar kendi aralarında 4 faktöriyel değişik şekilde sıralanırlar. Çünkü 4 kız olduğu için. Şimdi 4 faktöriyel 24'tür. 24 ile 24'ün çarpımı da 576'ya eşittir. C şıkkı kızlar bir arada, erkekler bir arada olmak üzere. Şimdi 4 tane kız vardı arkadaşlar. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. Bunlar bir kız gibi düşüneceğiz. 3 tane de erkek var. Erkek 1, erkek 2, erkek 3. Bunları da bir erkek gibi düşüneceğiz. Şimdi bir kız bir erkek 2 kişi olur. 2 faktöriyel. Kızlar 4 kişi kendi aralarında 4 faktöriyel değişik şekilde. Erkekler 3 kişi bunlar da kendi aralarında 3 faktöriyel değişik şekilde sıralanır. 2 çarpı 24 çarpı 6. Bu işlemin sonucu da 288'e eşittir. C şıkkı iki kız arasında bir erkek olma koşulu ile kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulunuz denmiş. Şimdi dört kız olduğu için kızların aralarına erkekler girecek demektir arkadaşlar. Bakın olay bu şekilde. Şimdi kızlar dört kişi kendi aralarında dört faktöriyel değişik şekilde. Erkeklerde üç kişi kendi aralarında üç faktöriyel değişik şekilde sıralanırlar. Dört faktöriyel 24. 3 faktöriyel 6, 6 kere 24 de 144'e eşittir. 5. A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında 5 bulunmaz? Şimdi 5 bulunmayacak. İşte 5'i çıkarırsak arkadaşlar geriye 6 tane eleman kalır. Bunların üçlü permütasyonları sorulmuş. 6'nın üçlü permütasyonunu bulacağız. Evet 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Evet bu 3 faktöriyel çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. Bunlar sadeleşince 4 çarpı 5 çarpı 6 120'ye eşittir. 6. 12 kişinin girdiği bir sınavda ilk 4 sıra kaç farklı şekilde oluşabilir? İlk 4 sırayı şu şekilde yapalım. Birinci sıraya 12 kişi, ikinci sıraya 11, üçüncü sıraya 10, dördüncü sıraya da 9 farklı kişi gelebilir. Evet bunu şöyle de yapabiliriz bakın. 12'nin dörtlüsü. Gene aynı şey çıkacak. 12, 11, 10 ve 9. Bu işlemi yaptığımızda 11.880 buluruz. 7. Bir tiyatroya giden 7 arkadaştan 4'ü en önde bulunan 4 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi 4 tane koltuk var arkadaşlar şu şekilde. Birinci koltuğa 7 kişi oturabilir. İkinci koltuğa 6 farklı kişi, üçüncü koltuğa 5 farklı kişi, dördüncü koltuğa da 4 farklı kişi oturabilir. Dolayısıyla işlemin çözümünü bu şekilde yapabilirsiniz. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Bu şudur aslında arkadaşlar. 7'nin 4'lü permütasyonu. Gene aynı sonucu buluruz. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Bu işlemin sonucu ise 840'a eşittir. 8. Birbirinden farklı 5 matematik ve 2 fizik kitabı bir rafa A şıkkı kaç farklı şekilde dizilebilir? Burada hiç şart sunmamış arkadaşlar. 5 matematik var, 2 de fizik. Toplam 7 kitap olduğu için bir rafa 7 faktöriyel değişik şekilde sıralanabilir. B şıkkı fizik kitapları bir arada olmak şartıyla. Şimdi 2 tane fizik kitabı var. Fizik 1, fizik 2 yapalım. 5 tane de matematik var. Şimdi fizikleri bir kitap gibi düşüneceğiz. E 5 tane de matematik var. Toplam 6 kitap olmuş olur. Yani 6 faktöriyel Şimdi fizikler iki kitap kendi aralarında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel değişik şekilde. Evet 6 faktöriyel 720'ye 2 faktöriyel de 2'ye eşit. Çarptığımızda 1440 buluruz. C şıkkı matematik kitapları bir arada fizik kitapları bir arada olmak şartıyla. Şimdi fizikler bir arada olsun matematikler de bir arada olsun. Şimdi fizikleri bir kitap gibi matematikleri de bir kitap gibi düşüneceğiz. O zaman iki kitap oluyorlar. Fizikler kendi aralarında iki faktöriyel, matematikler de kendi aralarında beş faktöriyel değişik şekilde sıralanabilir. O halde iki çarpı iki çarpı 120, bu işlemin sonucu da 480 yapar. C. Tüm matematik kitapları fizik kitaplarının arasında olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir denmiş. Şimdi fizikler iki taneydi. Biri bir başta olacak, diğeri Diğer başta olacak arkadaşlar. Matematiklerde arada olacak. Şimdi bu matematikler arada kendi aralarında 5 faktöriyel değişik şekilde sıralanır. Fiziklerde kendi aralarında 2 faktöriyel değişik şekilde sıralanır. O halde 120 çarpı 2'den işlemin sonucunu 240 olarak buluruz. 9. 6 kız ve 3 erkek öğrenci erkeklerden herhangi ikisi yan yana gelmemek şartıyla Kaç farklı şekilde dizilerek fotoğraf çektirebilir? Bu soruyu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. 6 tane kız var. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4, kız 5 ve kız 6 diyelim. Şimdi 3 erkek öğrenci arkadaşlar. Erkeklerden herhangi ikisi yan yana gelmeyecekse demek ki aralara girecekler. Bakın yani şu aralıklara 1 2 3 4 5 6 7 tane yere erkekler gelebilirler. Şimdi bu kızlar kendi aralarında bir kere 6 faktöriyel değişik şekilde sıralanır. Şimdi 3 tane erkek buradaki 7 yere gelebilir. Yani birinci erkek 7 farklı yere, ikinci erkek 6 farklı yere, üçüncü erkek 5 farklı yere gelebilir. Bir de bu 3 erkek kendi aralarında yer değiştirebilir. Yani 3 faktöriyel değişik şekilde sıralanabilir. Dolayısıyla bu kadar farklı şekilde fotoğraf çektirilebilir. Cevabımız budur.